Arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Bizleri soracak olursanız, bizler çok iyiyiz, çok şükür. Kışın en güzel zamanlarını yaşıyoruz artık. Bugün hava çok soğuk, dünkü kardan sonra. Karlar çatılarda çok az kaldı, ağaçların üzerlerinde, arabaların üzerlerinde birazcık var. Pırıl pırıl bir güneş. Çok az kaldı, eridi. Çünkü yerler ıslaktı, yağmurlu filan. Eridi. Ben de bugün sabah kalktım. Bir kahvaltı yaptık. Kızımın telafi dersi vardı. Ona girdi. Ben geri uzandım. Dün herhalde üşüttüm mü ya da bilmiyorum niye. Böyle vücut kırgınlığı. Bir uzandım. Sonra tekrar kalktım. Bir evlerimi süpürdüm, odalarımı filan. Mutfağımı toparladım çok şükür. Temizlik işlerim bitti. Şimdi ne yapacağım? Bir yandan da yemeği dedim koyayım, hazır olsun. Çünkü yemek olmayınca stres basıyor. Ha gerçi ne olursa bizler yemek seçmiyoruz, yiyoruz da. Hani hazır olduğu zaman kadınlar için genelde çok iyi oluyor. Böyle taze kabaklarım vardı. Onların dedim yemeğini yapayım. Çok severim. Mesela ben de diyor benim kız da arkadan. Mesela hele yazın soğan, biber, domates tam yaz yemeği, yoğurtla falan bayılırım yani. Şimdi de bunu ben yıkayayım, ayıklayayım, bir de içine dereotu koyuyorum ben. Çoğu insan sevmeyebilir ama taze kabakta dereotunu ben çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Birazcık dereotum vardı geçen börek yaptığım günden. Kısırda yapmıştım bakın. Şöyle yeter, bu kadarcık koysam içine kokusu siner. Dereotunu çok seviyorum arkadaşlar. Şunları bir yıkayayım da. Kabakları normal bu şekilde de böyle soyarsınız. Ama ben bugün şöyle yapacağım bakın arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde. Hem bunun incecik kabuğu sadece gitmiş oluyor. Şöyle bakın. Her sebzenin bir faydası olduğuna inanıyorum ben. Rabbimin bize sunduğu bütün nimetlerden azar azar hani yiyelim diye düşünüyorum. Çünkü hepsinde bir şifa var.
Ya biz Egeliler olarak genelde sebze daha çok sevdiğimiz için sebze ağırlıklı mutfaklarımız. Ha, eti de seviyor muyuz? Evet, eti de severiz. Tavuğu da, balığı da. Hani yiyen olur, yemeyen olur ama karışık ben seviyorum ya. Ya böyle et türü olsun hep mutfak ya sebze türü. Ha, sebze bir tık fazla bende. Bir tık fazla arkadaşlar. Çünkü daha çok seviyorum. Şöyle kabaklarımızı bu şekilde. Bu biraz uğraştırıcı oluyor. Hani üşenirler genelde arkadaşlar ya da hanımlar da. Ben de bazen üşeniyordum. Ama görünümü de güzel oluyor pişirince. Bembeyaz olmuyor. Dışı yeşil yeşil oluyor. Güzel oluyor yani. Aslında hiçbir zorluğu yok. Şöyle bakalım. Ben bunu bol soğanlı, dereotlu pişireyim. Yanına da sadece makarna yapayım. Biraz çorban var dünden. Yeter. Evim işlerini de yaptım çok şükür. Çayımın yanına dünden helvam da kaldı biraz. Helva da çok güzel olmuştu. Tadı harikaydı ya. Ben genelde seviyorum. Diyeceksiniz ki Hurriye Hanım siz iştahınız iyi her şeyi seviyorsunuz. Ama seviyorum yani irmik helvası da güzel olmuştu cevizli. Bir şu yemeğimi yapayım da. Çenem çok açıldı. Ben kabaklarımı temizleyeyim. Ayıkladım. Bakın bu şekilde kabaklarımı doğrayayım. Şöyle ikiye bölüyorum. Ben bu şekilde kavuruyorum arkadaşlar. Dilimleme aşaması size kalmış. Eğer taze kabak yapmayı düşünen arkadaşlarımız için. Yani benim yaptığım kabak yemeği usulü bu. Doğraması da bakın şöyle şöyle yarım ay şeklinde doğruyorum. Ha, normal küçük küçük de dilimleyebiliyorum bazen. Ama böyle görünümü daha benim hoşuma gittiği için bu şekilde yapıyorum. Vallahi ne eğlendik karda arkadaşlar. Görmemişim bir karı yağmış. Çok eğlendik, çok ne kadar mutlu olduk kar yağınca. Rabbim çok şükür bu sene gösterdi. Bembeyaz mutlu etti bizleri çok şükür. Evet. Kabağımız da pek güzelmiş. Bayağı da çıktı. Az daha dökün. Bakın bu şekilde şöyle doğradım. Bakın. Görünümü de güzel gördünüz mü? Ben bunu hemen ocağa koyayım da pişsin bir yandan yemeğimiz. Acıkmaya başlıyorum. Hava bozdu mu? Bakayım pencereden yok. Hava da kararır biraz sonra. Vallahi acıkmaya başladım. Soğanımı doğradım arkadaşlar tencereye. Yağını koyayım. Kabağımı yapayım. Yanına sarımsaklı yoğurt mu yapsam acaba diye düşünüyorum. Sarımsaklı yoğurt da gerçekten çok güzel oluyor. Bunu yapayım. Makarnamın suyunu bir yandan koyayım. Sarımsaklı yoğurt yapabilirim arkadaşlar. Yanına kuru biber de yapayım. Bizim oranın usulü gene biliyorsunuz artık böyle kraker gibi kıtır kıtır. Kavrulsun. Şöyle kapatayım da. Kabağımı tencereye koydum arkadaşlar. Koyum aşamasını
domates sosuyla toz biberini atarken çektim güya. Ama şarjı açık kaldığı için benim videoyu kaydetmemiş orasını. Ondan sonra artık bu şekilde göstereyim. Bakın. Domates sosunu, toz biberini, tuzunu koyup kısık ateşe bu şekilde koydum kabağımı. Dereotunu da üstüne atacağım. Çünkü çabuk pişiyor. Hem kokusu daha güzel siner. Pişmeye yakın. Makarna suyumu da koydum arkadaşlar. Şimdi bir çay içeyim. Çayımın altı kaynadı. Çay içeyim. Annem makarnayı koydum. Benim kızım da diyor ki makarnayı koydun mu anne? Çünkü çok seviyor biliyorsunuz. Koydum anneciğim. Onu da senin için yaptım. Çorbamız da var. Taze kabak yeterli değil mi anneciğim? Evet. Benim kızım da çok seviyor çünkü. Çoğu çocuk sevmez mesela bazı sebze yemeklerini ama benim kızım çok şükür yemek ayırt etmiyor. Hani çok az da yese yiyor yani. Her şeyden yemeye çalışıyor. Çok nadirdir onu yemem bunu yemem de değil mi anneciğim? Birçok şeyi deniyorsun yani yiyorsun. Ama zayıf. Yese de zayıf yani. Değil mi anne? Evet, 45 ama bana çekmiş. Ben küçükken çok zayıftım arkadaşlar. O kadar zayıftım ki evlendiğimde bile 47-49 aralı. Şimdi bakmayın böyle yarım dünya gibi oldum. Bu benim canımın içi arkadaşlar. Canımın içi. Ya kamerada değil. Bugün içine hep böyle benim kızım. Ben de ona böyle. Seni çok seviyorum. Sevdiklerinize gerçekten arkadaşlar duygulanıyorum da. Sevdiğinizi söyleyin ya da sevdiğinizi belli edin gerçekten. Seni seviyorum kelimesi sadece bir erkeğe bir bayana değil. Yani ben sık sık mesela çocuklarıma söylemeye çalışıyorum gerçekten. Çünkü seviyorum, sevdiğimi de dile getirmekten çekinmiyorum. Değil mi anneciğim? Sürekli arada derim seni seviyorum. Canım benim. Hadi bakalım ben de bir çayımı içeyim. Tamam tatlım. Hadi bakalım. Evet. Makarnamı koydum bir yandan. Kabağımda olmak üzere arkadaşlar. Oh görüntüye bakar mısınız? Mis gibi. Şimdi ben bunun dereotunu serpeyim artık arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet. Dereotu gerçekten taze kabağa çok yakışıyor arkadaşlar. Şimdi benim dereotu sevmeyen arkadaşlarım diyordur ki aman Huriş dereotumu konulur mu? Dereotu koydun olmaz o yemek derler ama gerçekten dereotu yakışıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim denemenizi bu şekilde. Bakın dereotu müthiş koku veriyor. Birazcık daha dursun yemeğimiz hazırdır. Makarnamda 2-3 dakikaya olur. Hadi bakalım çabuk pişir. Acıktım. Aspiratörü de kapatayım. Kafamı şişiriyor arada kapatıyorum. Makarnamda yağlayayım arkadaşlar. Bol salçalı istedi benim kızım. Şöyle arada ben hazır salça da alıyorum. Kendi ev salçamı da kullanıyorum. Ama bunu arada makarnalarda kullanıyorum. Güzel tat oluyor. Bir de birazcık oluyor. Ben aldım. Gel gel. Hangisi anne? Bunu mu? Yok. Tarihlik yapmak istiyorsun ama az kaldı. Yapayım mı? Ha? Test ederim ya. Hiç ne olmaz. Biraz sonra test edeceksin anne. Ben yağlarken en çok hoşuna giden benim kızın oradan çalması. Taşlanmış makarnaları. En sevdiği şey. En üstte tuzu var bir tane. Bak tuz koyuyorum ya onu karışacak şimdi. Tuz tabii tuzu yerinden al. Bak şöyle altta. Üstte
üstte burada her yeri karışmıyor diye biliyorsun ya. Oraya atıyorum ben şimdi tuzunu. Unuttum. Heh. Unuttum tabii hırsızlık yapacağım derken değil mi? Yok be. Şurada kavruldum. Onu atacağım. Soframızı bir yandan kuralım çocuğum. Acıktım. Ben de acıktım bugün. Mükemmel olmuş. Kabağımız da harika oldu arkadaşlar. Bakın. Onun da tadına bak, bakabilirim. Dereotunun kokusu inanılmaz geliyor. Bakayım mı? Bakayım. Baktın gibi biraz önce. Şöyle tuzunu koymuştum. Bakalım nasıl olmuş. Bak bakalım nasıl olmuş. Kabak. Kabak da yok. Evet. Yoğurdumuzu çıkarttın mı dolaptan sen anneciğim? Çok soğuk oluyor arkadaşlar da. Şöyle hemen bir bakalım. Sıcaktır, dikkat et bir tane. Sıcak bir şey. Kahveler senden bugün anne. Tamam. Tamam mı? Yapar mısın? Hayır. Hayır diyor bak. Hayır tamam diyor. Hayır diyor. Yapar yapar diyor. Yapacaksın değil mi anne? Bol salçalı bak senin makarnan oldu annesi. Bir şey yiyeyim mi? Hı. Çok mu güzel? Çok güzel. Çok güzel. Keşke her çocuk böyle sebze yemeği yese sen gibi. Tatlım. Şunu 2 dakika bir şey yapabilir miyim? Ne yapacağım? Heh, internetimi kapattım. Açık mı kalmış? Arada mesaj sesi gelmiştir arkadaşlar. Aynen. Bazen unutuyorum. Makarnamızda mis gibi oldu bakın. Kabağımızda tescili yapıldı, onaylandı. Benim farecik. Dur, onlar şimdi... Şöyle de dünden çorban vardı bakın arkadaşlar. O da hazır, onu da ısıttım mı? Çorba içmiyorum, onu yiyeyim. Tamam. Ben önceki çorbadan alacağım var. Aşkım şunu. Kapat ağzını bir tane. Sofrayı kurarken soğumasın. Zeytinyağlı gerçeği hani bir şey olmaz da. Kapatıyorum makarnamızı. Bundan da bakayım mı? Son kontrolünü yapayım mı? Yap hadi. Yap. Hadi bakalım bir yandan soframızı kuralım da arkadaşlar. Sözü aldık, kahveleri kızım yapacak. Aldık mı? Aldık evet. Herkes duydu. Kaçışın yok bugün. Güzel. Hadi bakalım anneciğim. Ben bir yandan kaşıklarımızı çıkartayım anneciğim. Sen de tabaklarımızı indir. Doğru içeriye. Yemeklerimizi yedik. Çok şükür karnımızı doyurduk bugün de. Sularım kesildi. Bulaşıkları toplayıp makineye atacaktım. Sularım yok. Artık ne yapacağım? Birikleyeyim şuraya da. Gelince yıkarım. Makineye atarım. Kalan birazcık kavandan kaldı. Onu küçük bir tencereye aldım da arkadaşlar. Dolaba atayım. Yarına yenir. Mecburen tabaklarımı böyle koyacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir yandan da kızım kahve yapıyor. Söz verdi ya. Bugün kahveler ondan diye. Vermiş. Söz vermiş bulundu. Kızım da bir yandan kahve yapıyor bize. Yemeğini de dolaba atayım da. Her gün ne pişireceğim derdi oluyor bayanların. En çok yemeğin adını koydunuz mu yapması kolay erkenden ama her gün bugün ne pişirsem acaba? Bugün ne pişirsem acaba? Çok şükür. Peki sen? Karnımızı doyurduk bugün de. Şöyle bezle sildim artık su. Ne zaman gelirse ben işlerimi o zaman yapacağım. Ne aradın bir tane? Ha su bardağı. Olur. Fark etmez çocuğum. Sularını ben koyayım mı sana? Sen kahveni yap. Sen buraya bak. Ama hiç taşmıyor daha. Karıştırmışsın sen onu. İnsanın kızı olması ne güzel bir şey. Kedi. Kedi. Kedi, küçük kedicik. Ben ona hatta telefon rehberine kediciğim diye kaydettirdi bana. Yoksa... Minnak kedim benim. Hala öyle sevdiriyor. Taşıma kahvenizi de. Ben yok o sensin canım. Çay da koyayım mı bir yandan? Hayır. Değil mi? Bakalım henüz. Anne ya. Şunun içinde suyumuz vardı. Az önce koyalım. Az önce içecektim. Evet. Duyuyor. Ben onun altına su koydum. Sen sonra ses çıkmayınca kaldı.
Bir dakika şunun içinde var sanki. Birazcık su olmalı koyalım. Ben de bir yandan her koyayım da. Bunu atıyor mu? Sıcak. Getir şunun içine koyalım çocuğum. Suyumuz yok. Yavrum içi batmasın. Heh. Şunu da alalım. Karlar eridi. Karlarımız eridi. Evet, saat çatılarda kaldı annesi. Annesi taşıma bak bir yandan. Vallahi bu iş ben sendeyim değil mi? Bak. Evet, ben çok unutkan olduğum için arada bir ne çaydanlık kalıyor, yanmadık, ne yemek daha kalıyor. Daha geçen gün bir tane. Evet, çaydanlığım. Yine geçen gün yanmış. Anne ne yaptın? Yine kalmış diyerekten. Kapattın mı anne? Yok, daha değil annesi. Bak biraz da. Şöyle dökme suyla artık. Heh, tamam. Anneciğim, çayımızı da koyduk mu? Kaptırdım işte. Bunu ne yaptınız? Kestiniz mi siz? Babam altı şey olmuş. Kötü olarmış. Hiç yürümüş. Arkadaşlar benim kaktüsüm şu kadardı uzunluğu. Çürümüş bu. Anlam. Bunun uzunluğu nerede? Alttan mı kestiniz? Ben bilmiyorum. Ben görmedim. Aa. İnanmıyorum. Bunu diyorum kestiler. Herhalde dibi diktiler. Abi yok dibi şey ki. Bunun dibi de mi gitmiş? Bu şekildeymiş mi? Herhalde. Bunun toprağını mı değiştirsem ve bu şekilde diksem gene biter kessem. Aa. Ha şok oldum. Oo, köpüğünü gösteriyor benim kızım da. Mis. Ellerine sağlık bir tanem. Güzel kızım. Dumanı üzerinde. Gönlüm. İçeceğim vallahi. Kahvesiz düşünemiyorum. Geçen iki gün kahve almayı unuttuk. Yasaklı günle de çıkamamışım. Öldüm. Oh, mis gibi. Genelde koyalım anneciğim cezveyi de. Arada da benim bu lavabo niye çıkamıyor bilmiyorum. Şöyle yaptık mı tamamdır. Sanki bu biraz zor oluyor. Olsun bir tane. Hiç önemli değil. Fazla koyalım. Hiç önemli değil. Şuraya kenara koyalım. Bir tane kürdan var. Bekle bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Yakında bana da gelin. Benim kanala da gelin. Benim kız da kanal açmayı düşünüyor. Ne yapacaksın annem? Ben de ne yapacak merakla bakıyorum. Olur mu? Gerek yok anneciğim ya. Köpüklerini mi şey, köpüksüz görünmesin diye bak. Hiç önemli değil çocuğum. İçeceğiz hemen. Evet. Hadi gel. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Biz gidelim kahvemizi içelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.